balım dur. Ha. Bakalım ne demiş. görüştüm. Birazcık hani bazı şeyleri anlatmak istiyordum açıklamak istiyordum ama avukatlarımın bir iki tane hukuki süreçle ilgili ilerleyişi vardı. O yüzden bana hani şu anda bir şey açıklamayalım, şu anda bir konuşma yapmayalım tarzında yaklaşıyorlardı. Ben de tabii ki de artık bu konularda tecrübelenmiş, akıllanmış bir insan olarak birazcık bekledim. Bugün avukatımla görüşün. Bazı konularla ilgili resmi bir açıklama, kamuoyunda ilgili açıklama yapmamın okey olabileceğini söylediler. Benim de zaten bunu aslında ilk gün yapmak istiyordum. Bugün şu anda gündemde tutmaya çalıştıkları iftira kampanyasıyla alakalı, paralama kampanyasıyla alakalı hemen hızlı bir şekilde videoların orijinallerini göstereceğim, montajlı hallerini göstereceğim. Bunun dışında konunun aslında ne olduğu ile ilgili bahsedeceğim ve sonrasındaki hukuki süreçle alakalı bilgilendirme ee, bunu da yine tweetime de atacağım. Çünkü bazı şeylerin dozunu kaçırırlar gibi. Klasik yayın ekranlarımı vereyim. Bakın burada bir tane Levo Shot yayın iki kesintiler arkadaşlar sevgili İlay diye bir videomuz var. Bu video 7 yıllık. anı 14 yıllık olması lazım. 18 yaşındayım. Zaten videoda da bahsediyorum. Orada falan hiç göstermemişler. Onun dışında bir tane Levo Allah seviyor montaj videosu var. Bir insana yapmadığı, işlemediği bir suçla ilgili iftira atmak, montaj video, video kullanarak kişilere toplu bir şekilde şikayette bulunmak ve sonrasında da bu kişinin işini engellemeye çalışmak, sponsorluğunu iptal etmeye çalışmak, bir sonraki iş birlikleri ve marka ismini zedelemekle alakalı bir iki bir şeyden bahsedeceğim. Benim sadece bu açıklama videosunu yapmak zorunda olmam ve bir kere ifadeye çağrılmış olmam bile karşı taraf için belki bir başarı ama ben insanlara yaşatmış olan stres aynı zamanda bu uğraş emek karşılığında tabii ki de e, hukuki yollardan çok çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimi bahsetmek istiyorum. Bu birinci başlangıcımız olsun. Öncelikli olarak herkesin de bildiği şu Allah'a Söyleme videosunun montajlı hali ifadeye bununla ilgili çağrıldı. Bununla ilgili de zaten bir sıkıntı yok. Bunu çok fazla sayıda bir taraftar grubu, hooligan taraftar grubu bir araya gelmişler. Cimere spam atmışlar. Bu kişi Allah'a söylüyor, bu kişi Allah'a Allah'a ve dini değerlerinizi söylüyor vesaire diye. Videoyu tekrar gösteriyorum bakın. Bu video 2 yıl önce upload edilmiş. 184 bin izlenmede. Videonun orijinali 5 yıl önce upload edilmiş. 69 bin izlenmede. Hemen videonun orijinalini izliyoruz. E, 6 dakikalık bir video ama montajlanmış kısmı açacağım. Siz isterseniz internete bu videolar duruyor. Ben <laughs> Allah'ını tam burası bak. Diğer videoda da burayı açayım tam. Ananı sikeyim diyorum. AFK, oyna ha, oyna. sikeyim, oyna. Şimdi videonun tam bu bölümü. Buradaki kameraya her şeye bakabilirsiniz. Video iki yıl önce. Burayı göstermek zorunda olduğum için. Yani zaten bu videoda sıkıntı yaratan kişi bu kişinin yapmış olduğu montaj. Videonun açıklama kısmında. Abi videonun altında yazıyor zaten. Video şaka amaçlıdır, sesler üzerine oynanmıştır diye. Montaj iyi video. Mo dizi, montaj iyi sesler üzerinde oynanmıştır yazmış bile. 2020 yılında bunu yüklerken. E, videonun şimdi orijinalini açıyorum. Orijinalinde bakalım ne demişiz. CK'da oyna oyna Allah'ını seviyorsan oyna artık. Yani arkadaşımız orada seviyorsan dediğimiz yeri almış. Buradan başka bir yerlerde ettiğim bir küfürden kesmiş sesi değiştirmiş. Kendince komiklik yapmış ama bu komiklik diye gördüğü şey yani nerelere vardığını siz de görüyorsunuz. Bu videonun montaj olduğunu bile bile yüzlerce cimer kaydı oluşturup hatta galiba oradaki memurla bayağı bir oturduk muhabbet sohbet ettik. Güvenlik şubeye gittim bu arada. Cimer üzerinden şikayet yapıldığı için. Eğlenceli bir abi vardı orada. Polis memuru var. Bin kişiye yakın kişi bu videoyu cimer atmış. Şimdi, bunun montaj olduğunu bilerek benim hakkımda suç duyurduğunda bulunmanız iftira suçunu içeriyor. Benim dosyam takipsizlik alacak. Konuştuk zaten orada, savcıyla da konuştuk, gördü yani. Tabii ki de resmi olarak bir şeylerin ilerlemesi Türkiye'de biraz uzun sürüyor ama takipsizlik aldıktan hemen sonra avukatlarımla birlikte bütün bu montaj video üzerinden, bir insan üzerinden karalama kampanyası başlatanlarla ilgili iftira suçundan dava açılacak. Tazminat davası açılacak. Levo kankalarımla tanışıyor. <laughs> marka kuralı vesaire hepsi bunu bir buradan söyleyeyim. Bunun zaten montaj olduğunu buradan 2 saniyede açıklayabiliyorum. Şimdi gelelim. Bu ne bu, montaj da? Bu ne peki? Bakalım bakalım video orijinali 7 yıl önce şey yapılmış. Benim bunu değiştirme herhangi bir oynama yapmış şansım yok. Orijinali 6 dakika 54 saniye. 6 dakika 54 saniyelik videoyu kese kese 50 saniyelik şekilde Twitter'da paylaşan. Bu arada sırf e, bu yüzden Twitter'ımda açmış açmak durumunda kaldım ve tecavüz. Bakın tecavüz. Tecavüz ne demek biliyor musunuz? Hemen TDK'dan gidelim istiyorsanız. TDK diyelim. Tecavüz. Bir insana tecavüzcü demek kolay mıymış değilmiş bakalım. Öncelik olarak tecavüzcü direkt olarak hakaret suçunu içeriyor. Bununla ilgili bana bu iftirayı atan ve bu hakareti söyleyen herkesle ilgili yüzlerce dosya masrafı ödedim. Avukatlarım şu anda suç duyurusunda bulunuyorlar. Hala da devam ediyorlar. Bunu bir önce bahsedeyim. Ben anonimim. İşte beni bulamaz vesaire. Bakalım kim kimi buluyor, ne oluyor? Hep birlikte göreceğiz. Hukuki süreci göreceğiz. Tecavüz, saldırı, zor kullanarak ırzına geçme. Bakalım ben tecavüz suçunu işlemiş miyim? Hep birlikte izleyelim. Video 7 yıllık, yayın 8 yıllık, anı tam 14 yıllık. Hepsi de videoda kendi ağzımla anlatıyorum. Bu video bir şat yayını. Videoyu anlatırken sarhoşum, olayı yaşarken sarhoşum. Hadi bakalım. Bakalım bir insana tecavüzcü, hacizci demek Nasıl oluyormuş? Abi İlayda e, bizim Şöyle yapalım. sevgilisi ama kız, kız çocuğu kullanıyor yani. şey böyle. Bakın İlayda burada tekrardan üzerine basa basa anlatacağım her şeyi. Sesi daha da arttırayım. İlayda Alp'in sevgilisi. Duymayanlar için tekrar tekrar söyleyeceğim. Aynı şeyleri. Ee, Bana başlasın. Ben Hülay diye bir kız var. Bak burada başlıyorum abi. Alp'i kullanıyor bariz yani. Alp sevgili ama Alp'i kullanıyor bariz yani diyor. Bu arada bu iki kişiyi de 10 küsur yıldır hiçbir bağlantım yok. Bu tarz konuları gündem yaparken bu kişilere de bir şekilde zarar verebileceğinizi, bu kişilerin de bu videoları görüp alınabileceklerini, haklarında söylenenlerle ilgili üzülebileceklerini düşünmeniz gerekiyor. Ama tamam her konuda hassassınız ya hadi bakalım. Tekine şat aldık. İlk böyle tekineyi çok içtiğim günlerden ilk ilki. Bakın tekine şat aldık. Tekileye içtiğim ilk günlerden ilki. Bunun öncesinde hani mekana giderek iki tane shot söyledik ya, iki tane tekil shot aldık abi, yetmiş. Yetmişlik, iki tane tekil shot aldık. 70 i̇ki tane tekil shot. Yetmişlik. Evet abi. Daha açamıyorum videonun sesini, bu sunu fullledim. Eve gittik. Fotoğraflar falan. Eve gittik fotoğraflar falan. Böyle çekiliyoruz işte. Hani çekiliyoruz. Ergen böyle ya, tekil açıyoruz yani. Tam çekiyoruz. İşte Facebook var o zamanlar. Facebook'ta böyle işte tekil şişesiyle fotoğraf atarsın falan. Ergensin görmemişsin daha. Havalı gelir sana işte. Olmeka şişesi bilmem ne. Bakın tekrar söylüyorum. Video 8 senelik anı 14 yıllık. Ben şu anda 32 yaşındayım. 18 yaşımdaki ilk eve 70'lik tekil aldığımız arkadaş ortam anısı anlatıyorum. Anı da sarhoşum. Burada da sarhoşum. Abi Alp uyuyakaldı. Alp işte işte sızdı kaldı. hayır aydayla kaldık abi baş başa. Kaldık baş başa. Bak İlayda da sızdı demiyor. Baş başa kaldık diyorum. Abi. Ben yattım yatağa böyle kafam bir dünya ama nasıl iş... Ben yattım yatağa kafam bir dünya. Ben ne sarmışım? mi? Nasıl içmişim? İçmişim. Bak videoların hepsinin altında kızı sarhoş etmiş sikmiş öyle böyle bilmem. Çok bariz. Yattım abi İlayda. Geldi. Bak yatağa ben yattım. Bak yatağa ben yattım. Kız aldım böyle kızı geldi abi İlayda geldi. Bak ne diyorum İlayda geldi diyorum. Allah Allah. Yattım abi İlayda geldi. Ben yatağa yatıyorum kafam bir dünya İlayda geldi. Tecavüz azaldım böyle. Dönmüyorum şöyle. Hadi öbür yatağa. Bir alert atma abiciğim. Tos koltuk var, iki tane. Birisi mavili tekli, diğeri çiftli. Şey. Ben teklide uyuyor. Te Çiftlide Ben Anteklideyim. Anteklideyim. Evet, Anteklideyin, teklide üstünde kız var. İlayda var. <laughs> Abi kız. Olay olay leş bu arada. Olayın anlatılması da ayrı bir şey ama burada da bu hem çocuk hem sarhoş. Sarhoşken yayın açmayı zaten ben tasvip etmiyorum. O zaman da hatta Levo'nun ikinci şat yayınıydı galiba. Çok sarhoş olduğu yayın. O yayını da gidip kapattıran bendim. Hatırlıyor musunuz? Kapat yayını diye yalvarmıştım. Biz niye Levo'nun konulusunu dinliyoruz? Evet. Abi niye dinliyoruz? Çünkü Levo yıllar önce bu konulu hikayeyi anlatmış. Bunu... ...tecavüz diye lanse etmeye çalışıyorlar. Sen sarhoşken... ...dol oynuyorsun. <laughs> evet sarhoşken dol oynamışlığım... ...vardır ama ben yanlış bir şey söylemem... ...sarhoş olsam da ya. Ben çok kontrollü oluyorum. Sa Abi sarhoş tipleri değişir. Değişkendir sarhoş tipleri. Benim sarhoşluğumda... ...ben ee, şey yapıyorum... Böyle ...ekstra kontrollü... ...bir adama dönüşüyorum böyle... Hayatımda bir kere sarhoşken blackout oldum. Çok kötüydü. Onu da size anlatmıştım zaten. Kızlar tuvaletinde sıçarken uyuyakalmışım. Yani daha kötüsü olamaz. Ben gözümü merdivenlerin başında açtım <laughs> yani orası siyah yani. Blackout bildiğin yok orası. öncesi yok yani. Logout atmışım anladın Bedenden logout atmışım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bak o arada birisiyle öpüştüysen öpüştüysen benim hakkımda da böyle iddialar çıkabilir. <laughs> Çünkü hiç orası yok bende yani. Ama götü dağıtacak kadar sarhoş olduğum nadir anlardan. Çok nadir yani. İnşallah kimseyle sevişmemişimdir yani. Çok fena abi çok fena. Yani kızlar tuvaletin önünde sıra olmuş. Ee, garson gelmiş sormuş içeride kim var, gören oldu mu falan diye. Beni tarif edince garson da demiş bizim masaya gitmiş. Yabancılar masası, Polonya'dayız. Sizin arkadaş tuvalette demiş. Sonra arkadan açmışlar kapıyı bir şekilde. Ve beni Hintli arkadaşım Rahul böyle omzunu alarak kol, koltuk altına girerek götürüyor. Böyle 200 merdivenlik basamaklı böyle bir ayrış pub var Jeshov'da oradayız. O merdivenlerin başında böyle eksi 20 derecelik bir rüzgar çarptı yüzüme. Böyle eksi 24 derecelik bir rüzgar çarptı. Anladın mı böyle amcık gibi uyandım böyle anlık. Ve o sırada şey Rahul da kafasında şeyi planlıyor. Hani yanımda öküz gibi bir adam var. Ben bu merdivenlere nasıl ineceğim? Dedim ki Rahul. I'm here. I'm back. The fuck is going on? Where am I? Who the hell are you? What are you doing? I'm taking you to the taxi dedi. Because you're gone. You're gone my friend. I'm taking you to the taxi. This is not happening. The waiter called me and she was very furious about it. You blocked the fucking toilet queue. Dedim Rahul, I take me to the taxi. Gittim abi, taksiye koydu beni. Gidiyoruz. O kadar sarhoşum ki. Midem o kadar bulanıyor ki. Bak hatırlıyorum, şeyi hatırlıyorum böyle. Gözlerimi kapatayım diyorum. Daha çok dönüyor dünyam. Açıyorum daha çok dönüyor. Lan kapatayım mı diyorum bir camı açıyorum. Soğuk soğuk terliyorum ya böyle içeri rüzgar geliyor falan. Adam başladı lehçe sövmeye. Bir şeyler diyor. Abi adama şöyle yaptım. Prava prava <laughs> yaptım. Sağ diyorum yani sağ çek sağ çek kusacağım dedim. Adam harbiden çekti sağa. Çekmese var ya büyük bela. Ya çok büyük bela. Çok yani o araba ne, ne olacak? Hiç bilmiyorum yani. Daha önce hiç böyle bir pislik yaşamadım için ne yapacağını da bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Açtım kapıyı. Asfalta böyle uzattım kapıyı. Perçük perçük. Pınç pınç diye kustum böyle abi. Kapattım kapıyı. Prosta. İleri dedim. <laughs> Sonra gitti kapı. Baktım böyle temiz kustum. Tamam güzel güzel. Ya çünkü kötü abi. Ya ben yani hayatımda böyle blackout yaşamamıştım. Ama söyleyeceğim bunu da bir kız içirmişti daha beni o akşam. O kadar blackout yaptıracak kadar içirmeseydin amına koyayım. Sonra bana anlattı arkadaşlar. Yemin ediyorum bir kız içirmişti. Allah belamı versin. Çok eski bir hikaye. O yüzden ee, yengeniz bir şey demez. Çok eski bir hikaye. <laughs> Hayır abi. Madem beni sikeceksin niye o kadar içiriyorsun anladın mı? Yani bütün fonksiyonlarım kapanmış. Hayat fonksiyonum kapanmış ya. O kadar içirilir mi ya? Yaşam fonksiyonum kapanmış yani gitmiş anladın mı? Sonra aa bundan bir şey olmaz deyip atmış beni gitmiş kız. Komaya sokmuş ya beni. Mundar olmuşum. Ya ne içtin diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi normal ben normalde ne içerim biliyor musun? Ben viski içerim. Gittim başlamışımdır delikanlı gibi viskimi. Sonra bir tane orospu çocuğu var. Orospu çocuğu. Geldi bu. Dedi ki. <laughs> Neredeydi ya? İtalyandı İtalyan İtalyan. Sen aptal bir orospusun. Geldi bu dedi ki. ...sambuka içeceğiz dedi... ...dedim ki ben sambuka içmedim hayatımda... ...nasıl bir şey dedim... ...bol şekerli likör dedi... ...aa dedim analiz kim içtiğimizi de anlamayacağız... ...bisik de anlamayacağız... ...ama dedi normal içmeyeceğiz... ...abi sambukayı alıyorsun... ...dolduruyorsun... ...üstünü yakıyorsun... ...yanıyor... ...ondan sonra parmağını da sambukaya daldırıyorsun... ...onu da yakıyorsun... ...şata atıyorsun... ...yapıyorsun parmağını söndürüyorsun... Dedim ki orospu çocuğu bunu ağzımıza soksak olmuyor mu? Neden yani bu şov? Ya bunun olayı böyle. Dedim ki kardeşim ben viski içtim. Beni dedim sambukayla karıştırmayın. Yani iki içki karışmaz dedim. Yani bir de bunun şovunu yapacağız amına koyayım. Yani derdiniz ne? Bu geldi böyle bir de şey oturmuşuz kızla böyle barın önüne oturmuşuz. İki bar taburesindeyiz. Böyle oraya döküyor böyle parmağıyla böyle o döktüğünü alıyor böyle yakıyor atıyor üflüyor falan <laughs> amına <koyuyor. gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> Katon go kak yuno, falan bir şeyler atıyor böyle dedim sikiyim Allah belan nereye düştük dedim Allah'ım ya Rabbim dedim ya Allah belanı versin dedim ya Ne yapıyorsun dedim ya böyle üflüyoruz falan Saç sapan şeyler Bak işte Arkadaşlar adama sövüyorum Neyse İlker gelir şimdi. İlker gelir o arada. Bu gülen tahaydı. <laughs> Allah'a küfür. Ben, tam orayı kesse Allah'a küfür gibi değil mi? <laughs> Malum şeytan yine sana sallamış. Ne oluyor ya? Ne oluyor yine ya? Neyse. Böyle üflüyor müflüyor falan. Ben orada ölmüşüm abi. Orada Kızım Wingman olabilir o İtalyan. Hayır o da bizim şirkettendi. O da bizim şirkettendi. Ama ben kıza yakın arkadaşım olarak bakıyordum. Çünkü sevgilisi vardı. Neyse. Orası uzun hikaye. Hayır abi. Ben bir şey yapmadım. Ben libidosunu kontrol edebilen bir erkeğim arkadaşlar. Olana. Yok damış da hiç gitmedim abi. Biz dediğim en iyi yayın daha iyisi gelmez. Neyse işte Levo burada hikayeyi anlatıyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla 18 yaşından büyük iki tane sarhoş insan Hatta kızın yürüdüğü bir hikayede oturmuşlar sevişmişler. Ha burada çirkin olan tek şey hikayenin anlatılmış olması bence. Onun dışında pek bir şey göremiyorum açıkçası. Şu anda bakın arkadaşlar beni iyi dinleyin. Gel buraya kamera. <laughs> Bak beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Şu anda sarhoşum. Burada yarım litre bitirdim neredeyse. Ne o ne o? Sarhoşum. Burada yarım litre. Şey bu ya. Iı, Aa şeyli o. Bayılıyordum buna. Polonya'dakiler bilecek. Soplitsa. Soplitsa bu. Bunun ıı, cevizlisi vardı. Çok lezzetli ya. Türkiye'de var mı? Bilmiyorum. Soplitsa bu. Bunun cevizlisi vardı. Çok seviyordum ya. Var mı Türkiye'de bu? Bilmiyorum orada. Suplika değil mi o? Sen amına kodumun köylüsü suplika ne lan? Le hiçkisi oğlum bu soplitsa bu soplitsa. Yarram. Litre bitirdim neredeyse. Yüzde kaç bu? Yüzde 32 alkol tamam mı? Şu anda oynamam gereken oyun beyin gerektirmeyen bir oyun. Beyin gerektirmeyen kaç oyun var? Hı? Kaç oyun var beyin gerektirmeyen? LOL, League of Leg Legends, evet. League of Legends, LOL. Dört oh. tane. Teşekkürler. Oh. Take on me, take me on, take on me, I'll be gone. Ama 6-4-5 oynamışım oğlum. In Al işte reklama gir. 5-2-2. var. Temiiiiz Valla 3-2-3 O kadar iki, iki şey ki Anasını sök Kulağını sök ciğerini sök <laughs> Ya sana ne imam hatiplerden orospu bu çocuğun sen mi kurdun da kapattırıyorsun ya Abi <laughs> <laughs> İmam hatipler kapatılsın diyene bak orada bile yanlış bir cümle kurmuyorum Anladın mı? Beni tetiklemeye çalışıyor sarhoş hani imam hatiplere bir şey desin linç yesin diye. Orada bira nasıl? Kontrolü görüyor musunuz? Everything's under control bro. Türkiye'de niye herkes bir taraf olmak zorunda? Her tarafın Doğru. eksiğini eleştirin abi. Her tarafın. İlle bir taraf İmam açılsın. Ah lan ölüler var bu videoda. Kumpas kurmaya çalışmış başaramamış abi.